taşı toprağı altın İstanbul. İki kıtayı birleştiren dünyanın bu en özel, en güzel şehrinde gayrimenkul ve emlak yüzyıllardır tüm insanlığın gözdesi oldu. Doğal zenginliği ve taşı toprağı altın dedikçe Bizans'tan bu yana İstanbul'da emlak edinmek insanlık hırsına dönüştü. Bu özel ve güzel şehri pazarlama işi ise bugün İstanbul'da sayıları 10 bini aşan emlak komisyoncuları tarafından yapılıyor. Osmanlı'dan günümüze emlak ticaretine damgasını vuran komisyoncuları bir çatı altında toplamayı ise İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası gerçekleştirdi. Bugün tüm dünyada 21. yüzyılın en gözde mesleği emlakçılık olarak dikkat çekiyor. Gelişmiş ülkelerde en saygın meslekler arasında yer alan emlakçılık herkese, her kesime cazip geliyor. Bu sebeple de kayıt dışı çalışan korsan emlakçılar oda yönetiminin mücadele ettiği hedef kitle haline geldi. Çünkü korsanlar kayıtlı ve vergisini veren emlakçıları mağdur ettiği gibi devleti de vergi kaybına uğratıyor. Peki komisyoncuları bir çatı altında toplayan oda bugünlere nasıl geldi? Türkiye'de emlakçıların ilk teşkilatlanması 1956 yılında İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Cemiyeti'nin kurulması ile gerçekleşti. 1962 yılında hazırlanan tasarıya yenilikler eklendiği gibi cemiyet adı dernek şeklinde değiştirildi. Derneğin kurucu isimlerinin başında ise emekli albay Adil Araçlı, Mustafa Recep Başman, Avram Çongalis, Ceyhan Uras, Hayrettin Doğan Kayalı gibi isimler yer aldı. Dernek kurulmuş ve yıllar boyu üyelerine hizmet etmiş olsa da günün ihtiyaçlarını karşılayacak ve emlak komisyoncularını disipline edecek yeni bir yasaya sürekli ihtiyaç duyulmuştur. Yıllar sonra hazırlanan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na emlak komisyonculuğu meslek dalının eklenmesi ve resmi gazetede yayınlanması gündeme geldi. Ancak 1999 yılına kadar bakanlık nezdindeki girişimlerden sonuç alınamadı. Bu tarihte şimdiki Oda Başkanı Sabri Ateş, birisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, diğeri de Başbakanlık olmak üzere idare mahkemesine iki ayrı dava açtı. Sabri Ateş iki davayı da kazandı ve 22 Ocak 1999'da Emlak Komisyonculuğu Meslek Dalı resmi gazetede yayınlandı. Bu Türkiye'de bir ilkti ve emlakçılık mesleğinin hukuki kimliğinin elde edildiği bu süreç emlakçıların teşkilatlanmasında milat oldu. Ardından da 5 Şubat 1999'da yine Türkiye'de ilk defa İstanbul Umum Emlakçılar Odası kuruldu. Ve 27 Şubat 1999'daki genel kurul ile yıllar boyu mücadeleyi sürdüren Sabri Ateş başkanlığa seçildi. Ardından da diğer illerde emlak komisyoncuları odaları kuruldu. Yani Türkiye'nin ilk emlak komisyoncuları odası İstanbul'da hayata geçerken diğer iller İstanbul'u örnek alarak faaliyete geçtiler. Aslında İstanbul Emlak Teşkilatı'nda 1983 yılından beri yönetim kurulu üyesi olarak hizmetini sürdüren Sabri Ateş'in son 10 yıldaki başkanlık göreviyle birlikte meslek teşkilatındaki hizmet süresi 26 yıla ulaştı. 1956 yılında kurulan İstanbul Emlakçılar Derneği'nin çatısı altında ufak bir oluşumumuz vardı. Bu oluşumu çok kısa bir süre içerisinde, çok uzun yıllar tabii mücadele vererek İstanbul Emlakçılar Odası'nın çatısı altında toplanmayı başardık. Ve şu anda da 5500 civarında üyemiz var. Emlakçılık dünyada itibar ve güven mesleği olarak biliniyor. Bu güveni tesis etmek ve emlakçılık mesleğini tek bir çatı altında toplayıp modern ve saygın bir noktaya getirmek Sabri Ateş'in ilkelerinin başında yer aldı. Meslek mensuplarının halkla ilişkilerinde güveni hakim kılmak gerektiğini belirten Sabri Ateş, emlakçılığın mesleki disiplin ve ahlakı korumak amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikler olduğunu vurguladı. Sabri Ateş, emlak komisyoncularını düzenlediği eğitim seminerleriyle emlak danışmanlığı kariyerine taşıdı. Teşkilatın son 10 yılına damgasını vuran Sabri Ateş'in
Şimdi tek hedefi kayıt dışılığı bitirmek ve mesleği ayakçı tabir edilen korsanlardan kurtarmak olarak görülüyor. Bugün İstanbul Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası'nın üye sayısı 5759. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı emlak komisyoncularıyla birlikte İstanbul'daki kayıt altındaki emlakçı sayısı 10.000'i geçmiş durumda. Ancak geçmişten günümüze, alım-satımdan kiralamaya kadar bu işi yapanların oluşturduğu bu teşkilat layık olduğu güce ve saygınlığa ulaştı mı? İstanbul Emlakçılar Odası yönetimi işte bu sorunun cevabının arandığı önemli bir dönemece girdi. Başkan Sabri Ateş, kayıt dışı çalışan, ev hanımı, apartman yöneticisi, kapıcı ve diğer meslek gruplarından kişilerin mesleğe zarar verdiğini her fırsatta gündeme getirdi. Korsan çalışanların kayıtlı komisyonculara tanınan yetki ve ünvanları kullanamayacağını belirten Sabri Ateş, bu önemli ayrıntıyı medyada sürekli dile getirdi. Kaçak çalışanlar, vergi dairesine dahi kayıtlı olmayanlar, evinden bu işi yapanlar, başka işi yapanlar patır 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 kayboldular. Aa, baktılar ki arkasından bu göstermelik bir denetimdi. Peki, ondan sonra bir denetim olmuyor. Ve gerçekten de piyasa çok büyük sıkıntıda. Bunun başında ben varım. Çünkü ben vatandaşa, tüketiciye karşı da sorumluyum. Üyemeli. Üyem namuslu, dürüst, işte şu amblemin altında çalışan, emlakçılar odası amblemini çalışan tüketiciyi böyle pamuk gibi tutuyor. Onun her isteğini yerine getiriyor. Peki. Burnunu kanatlıyor. Ama dışarıda kayıt altında olmayan, sadece vatandaşın cebinden parayı almaya çalışan asalaklar var. Sabri Ateş, basında yer alan açıklamalarında tüketicilere vergi levhası olmayan ve oda sicil belgesini görmediğiniz kişilerle iş yapmayın ki başınız ağrımasın uyarısında bulundu. Bu uyarılar gazete sayfalarında yer aldı. Sadece gazete sayfalarında değil, Sabri Ateş, televizyonların haber ve ekonomi programlarında tüketicileri sürekli resmi kayıtlı emlakçılara yönlendirme konusunda açıklamalar yaptı. Şu amblem altında çalışan, bu amblem altında çalışan emlakçılarımıza mutlaka müracaat etsinler. Burunları kanamayacaktır. Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde neyse, Türkiye'de de aynı olması için mücadele veriyor. Ve emlakçı da iş yapmasında vatandaşımız öğrensin. Kendi ilanlarının sahibinden diye takmasınlar. Bir de emlakçının vermiş olduğu o değer üzerinden satılmasını sağlasınlar. Çünkü her üyemiz bu konularda eğitimini aldıkları gibi kendi bölgelerinde satılan gayrimenkulleri de örnekleyerek bir gayrimenkulün kaça satılabileceğini biliyorlar. 26 yılını verdiği teşkilatın hem kuruculuğu için mücadele eden hem de güçlendirip yaşatan oda başkanı emlakçılığın duayeni Sabri Ateş, Türkiye'nin ses getiren programlarında sürekli meslektaşlarını ve teşkilatını savundu. Bunlardan biri de Kanal D televizyon kanalında Genç Bakış programıydı. Türkiye inşaat sektörünün önde gelen isimlerinin hazır bulunduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı programda Sabri Ateş emlakçıların sesi oldu. Ateş, emlakçıların bir sistem içinde çalışması ve tüketicinin aldanmaması için emlak müşavirliği yasasının bir an önce çıkarılması gereğini var gücüyle savundu. Emlak komisyoncularının da yeniden yapılandırması için mutlaka emlak müşavirliği kanun tasarısının da hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekirdi. Ama bunu yapmadılar. Şu anda İstanbul'da 80 bin civarında kayıt dışı çalışan emlakçı var. 80 bin tane. Kaçak olarak çalışan emlakçı var. Bunlar kayıt dışı yaratmaktadır. Oda yönetiminin en önemli mücadelesi bilinçsiz, eğitimsiz ve kayıt dışı çalışıp mesleğe zarar verenleri tespit etmek oldu. Zorunlu standart tebliğine uymayan ve odaya ve vergi dairesine kayıtlı olmayan bu kişilerle mücadele had safhada sürdürüldü. Evinden iş yapan ya da ikinci iş olarak emlakçılık faaliyetinde bulunanları vergi dairesine ihbar ederek caydırıcı cezalar uygulanması sağlandı. Bu şekilde korsan çalışanlar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 6.800 lira para cezasına çarptırıldı. Oda Başkanı Sabri Ateş, bu şekilde çalışan 2000'den fazla kişinin tespit edilerek gerekli makamlara bildirildiğini söyledi. Odanın bir önemli faaliyeti de
üyelerin eğitimi oldu. Sabri Ateş ve yönetimi bu konuda da organizasyonlar düzenledi. Üyelerini mesleğin ilkeleri, temel kavramları, çalışma prensipleri, müşteri ilişkileri gibi temel noktalara yönlendirdi. Sabri Ateş, emlak işinde kendini geliştirmeye çalışan, son teknolojiyle hizmet veren ve işinin gereğini medeni şartlarda yapanların mesleğe saygınlık kazandırdığını dile getirdi. Bu arada Ateş Yönetimi, Oda ve Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile Mortgage Brokerlık Eğitim Protokolü imzaladı ve bu konuda önemli bir seminer gerçekleştirdi. Brokerlara sertifikaları düzenlenen gecede dağıtıldı. Çeşitli üniversitelerde paneller düzenlenerek mesleki formasyonun yaygınlaştırılması konusunda önemli adımlar atıldı. Beykent Üniversite paneli de bunlardan biriydi. Bir yandan küresel kriz, diğer yandan ABD'de emlak piyasasında mortgage krizi diye anılan durgunluk İstanbul emlakçısını son yıllarda olumsuz etkiledi. Ancak hazırlanan Avrupa Gayrimenkul Sektöründe Yeni Trendler başlıklı raporda getiri potansiyeli ve değer artışı en yüksek şehir İstanbul oldu. İstanbul'u Londra, Helsinki, Madrid, Barcelona, Stockholm ve Dublin izledi. Oda yönetimi dış kaynaklı bu ve benzeri raporların yanı sıra uluslararası seviyedeki girişimlerini çeşitli toplantılarla sürdürdü. Uluslararası Emlak Federasyonu'nun 14. oturumu İstanbul'da The Marmara Oteli'nde düzenlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar'la birlikte çeşitli kurum yetkililerinin de sunum yaptığı toplantıya 17 ülkeden meslek teşekkülü yöneticileri de katıldılar. Bir başka uluslararası organizasyon ise Konut and Mortgage isimli ve Nasıl Ev Sahibi Olunur konulu konferans Türkiye İhracatçılar Merkezi'nin Show Center'ında gerçekleşti. İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası yönetimi sosyal sorumlulukta da üstüne düşeni yaptı. Odanın Lösemili Çocuklar yararına düzenlediği geceye ünlü sanatçılar da katıldılar. Ayrıca Bakırköy Zihinsel Özürlüler Okulu'nda eğitim gören öğrenciler için bir mum atölyesi yaptırıldı. Bu da özürlü çocukların hayata kazandırılması için önemli bir katkıydı. Emlak Komisyoncuları Odası olarak kuruluşumuzla ilgili bakan ve bürokratlarla temaslar da sürdürüldü. Mesleki sıkıntı ya da projelerin aktarıldığı siyasilerle çeşitli platformlarda bir araya gelindi. Geçen dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, CHP lideri Deniz Baykal, Mehmet Sevigen, Mehmet Ağar bu isimlerden birkaçıydı. Bu arada tapu dairelerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak ile oda yöneticileri olarak bir araya gelindi. Mesleki açıdan en fazla ilişki kurulan bürokrat ise tabii ki Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar'dı. Başkan Bayraktar'la birçok platformda bir araya gelinirken Toplu Konut İdaresi konutları satışının İstanbul'da mesleki formasyonunu kanıtlamış emlakçılar tarafından yapılması konusunda görüş bildirildi. Emlakçılar için asıl olmazsa olmaz olarak görülen emlak müşavirliği kanun tasarısı ülke içinde büyük önem taşıyor. Bu konuda İstanbul Emlak Komisyoncular Odası Emlak Müşavirliği Yasa Tasarısı ve Zorunlu Standart Tebliği için aralıklarla toplanıyor. Şu anda meclise kadar gelen ve çalışmaları devam eden tasarının yasalaşması tüm emlak komisyoncularının en büyük beklentisi. Yönetimin hedefi ise yasanın çıkması ile mesleğe prestij kazandırmak. İstanbul Emlakçılar Odası yine bir ilke imza atarak üyelerine danışmanlık sıfatı ile yeni bir prestij kazandırdı. Ama diğer odalarımız ancak 4 yıl sonra yapacakları ilk genel kurulda üyelerine danışmanlık sıfatını sağlayabilecekler. Oda yönetimi böylece Türkiye'ye örnek ve öncü olmaya devam edecek ve en geç bir yıl içinde her kesimi kucaklayacak olan yasa tasarısını da hayata geçirecek. Bu beklentilerin gerçekleşmesiyle Türkiye'de emlakçılar daha çağdaş bir ortamda hizmet verecekler.